WordPress okulundan herkese merhaba. Ben Eren. Bugün sizlere ücretli bir tema olan Flustom adlı e-ticaret temasının nasıl kurulum yapıldığını ve ayarlarını nasıl yapacağını göstereceğim. Dilerseniz açıklamada vereceğimiz siteden temayı indirebilir ve kurabilirsiniz. Hadi başlayalım. İlk olarak bu siteden temamızı indirelim. Evet, temamız indi. Şimdi temamızı masa üstüne aktaralım. Evet, dosyalarımızı aktardık. Şimdi sitemize dönelim. Sitemizde temayı kurmadan önce indireceğimiz iki eklenti var. Bunlardan biri PHP Settings, diğeri ise WP Config'tir. Bunun için eklentilere gelip yeni ekleye tıklayıp buradan PHP Settings yazalım. Karşımıza eklenti geldi. Eklentiyi hemen yükleyelim. Ve etkileştire tıklayalım. Daha sonra tekrar yeni ekledik. Bu sefer de WP config yazalım. Eklenti hemen yükle. Ve etkileştire tıklayalım. Daha sonra araçlardan PHP 8'e girelim. Açıklamada vermiş olduğumuz kodları buraya yapıştıralım. Ve kaydedelim. Daha sonra yan menüden WPC Factory'e giriyoruz. Memory limit 40 iken 256'ya çıkarıyoruz ve kaydediyoruz. Update ve Done'a tıklıyoruz. Eklentiler bu kadardı. Şimdi temamızı kurmaya başlayabiliriz. Görünüm, temalar, yeni ekle, tema yükle, dosya seç, tema files, flustom 3.7.2 zip, hemen yükle. Evet, temamız kuruldu. Şimdi etkileştire tıklayalım. Gördüğünüz gibi Flustom bizi kurulum sihirbazına yönlendirdi. Buradan devam et. Buraya atla. Burayı da atla. Buraya devam ediyoruz. Buraya da devam ediyoruz. Daha sonra istediğimiz bir demo seçip ilerliyoruz. Buralara hızlı geçeceğim. Dilerseniz kendiniz ayrıntılı bir şekilde doldurabilirsiniz. Şimdi sitemize dönelim. Gördüğünüz gibi temamız hazır durumda. Tema kurulum raporundan bugünlük bu kadardı. Dilerseniz temanın kendi eklentisi olan UX Builder ile sitenizi değiştirebilirsiniz. Veya logo ve benzeri şeyleri özellikler kısmından değiştirebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Siz de WordPress ile bir site yapmak isterseniz açıklamada eğitim linkine ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.